ile Partim Cumhuriyet Halk Partisi'ne Trabzon milletvekili aday adayı oldu. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı başlangıcında milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak ülkemizi daha ileri seviyeye taşıyacağımıza inancım tamdır. Yaşadığımız ağır ekonomik sorunlar, deprem gerçeği, siyasal sistem sorunları ve dış tehditlere mevcut iktidar tarafından yeterli çözüm üretilememiştir. Çözümsüzlük ülkemizin kaderi asla olamaz. Genç ve dinamik olan milletimiz değişim ile sorunlara çözüm kapısını açacaktır. Bu şartlar altında 22 yıllık tekimlik görevimi bırakıp çözümün parçası olmak için sorumluluk alma konusunda milletimizin huzuruna çıkmayı görev olarak kabul edindim. Çıktığım bu yolda milletimiz ve devletimiz için tüm hemşehrilerimizden destek bekliyorum. Değişimin tüm Türkiye ve Trabzon için hayırlı olacağına ve her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ben Muhammed Karabulut olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayı olmaktan gurur duyuyorum. 15 Mayıs'ta vekil olarak görüşmek dileğiyle teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli basın mensuplarının soruları varsa da alabilirim. Hatırlıyorum ki çocukluğunda, gençliğinde Trabzon 8 vekil çıkarıyordu. Göç veren bir vilayetiz. Her şeye rağmen kalkındık, ilerledik diyoruz ancak Türkiye nüfusu içerisinde göç veren bir vilayetiz. 8 vekil sayımız 6'ya düştü. Yani demek ki ekonomik problemimiz var bir. İkincisi Trabzon bir yeşil, doğa kentliği olabilir. Ancak maalesef şehir içerisinde oldukça kötü bir imar görüntüsüne sahibiz. Üçüncüsü ulaşımla ilgili problemimiz var. Maalesef araç şartlarından dolayı karayolu ağırlıklı bir sistem çalışıyor. Deniz yolunu kullanmıyoruz. Küçüklüğümden duyduğum Trabzon'dan Zonguldak'a vapur seferleri de yapılıyordu. Teknoloji gelişmesine rağmen Trabzon deniz yolunu hiç kullanmıyor. Gecikmiş ve Cumhuriyet'ten beri yapılması istenen bir demir yolu projesi maalesef uygulanmadı. Yaylalarda vatandaşı barınma açısından, yaylacılık yapması açısından elverişli ortam henüz hazır değil. Meralarımız yeterince ıslah edilememiş. Hayvancılık konusunda ilçem Tonya'dan örnek verirsek 30 yıl 40 yıl çok daha geri 100 bin büyükbaş hayvan sayısı 7 bine kadar düşmüş. Madencilik eskiden Zonguldak'tı Trabzon'un geçim kaynağı ve Almanya'ydı. Bu ikisini çıkardığımız zaman Trabzon'un hiçbir ekonomik katma değeri maalesef yok. Bu şartlar altında tüm Türkiye'nin sorunları içerisinde Trabzon sorunları da ağırlık kazanıyor. Yıllar içerisinde bürokrasi çok ağırlık olmasına rağmen şahsım, kanaatim ve inandığım şudur ki yeterince destek ve pay alamamıştır. Burada siyasetin maalesef becerikli olduğunu düşünmüyorum. Bu eksikleri de hem Türkiye için hem de Trabzon için tamamlayacağına inancım tamdır.